Merhaba arkadaşlar. Din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler dersimizde bir programla birlikteyiz. Ancak bugünkü programa yalnız gelmedim. Çok değerli uzman bir arkadaşımı getirdim ve dersimizi kendisiyle birlikte işleyeceğiz. İsterseniz öncelikle kendisini tanıyalım, daha sonra konumuzu arz edeceğim. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Recai Doğan. Hoş geldiniz Sayın Doğan. Şimdi bugün arkadaşlarımızla din hizmetlerinde Kur'an'la çalışma konusunu işleyeceğiz ve şu temel başlıklara değinmek istiyoruz. Biz din hizmetlerinde özellikle de öğütle ve din, yaygın din eğitimiyle ilgili boyutunda Kur'an'la çalışmak zorunda mıyız? Ondan yararlanabilir miyiz? Eğer çalışmak gereği varsa bunu yeterince gerçekleştirebiliyor muyuz? Bunu gerçekleştirirken tespit edilmiş, şimdiye kadar yapılmış ve kaçınılması gereken bazı hatalar var mıdır? Ve Kur'an'la çalışırken din hizmetlerinde çalışan arkadaşlarımıza önerebileceğimiz bazı teknikler, yöntemler var mıdır? Ve en son olarak da bu konuda genel olarak dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir konusunu değineceğiz. Siz söyleyeceksiniz ama ben önce giriş olarak şunu söylemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim deyince akla İslam, İslam denince de akla Kur'an geliyor. Çünkü Kur'an İslam'ın temel kitabı ve içerisinde Allah'ın peygamberi vasıtasıyla ve vahiy yoluyla insanlara ulaştırmak istediği öğütler bulunuyor. Dolayısıyla biz bu noktadan başlarsak, biz din hizmetlerinde Kur'an'la çalışmak zorunda mıyız? Bunun gerekliliği nedir? Neler söylersiniz? Evet, teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Hakikaten din hizmetlerinde bu hizmeti yapan kimsenin birinci derecede başvuracağı ve başvurması gereken kaynak Kur'an-ı Kerim. Çünkü bildiğiniz gibi bir dinin getirdiği öğretileri esas kaynağı o dinin kutsal kitabıdır. Bu anlamda da İslam dini için birinci referans kaynağı, başvurulması gereken kaynak, inanan bir insanın, bu kitaba inanan bir insanın karşılaştığı problemlerle ilgili, ahlaki problemleriyle ilgili başvurabileceği ilk kaynak da Kur'an-ı Kerim'dir. Bu hizmeti yapan, İslam'la ilgili muhataplarını bilgilendirmek isteyen bir kimsenin de birinci olarak Kur'an'a başvurması gerekiyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'in anlamı da okunması anlamına gelen kitaptır. Okunacak olan kitaptır. Okunması gereken, gereken kitaptır. Evet. Kehf suresinde de 27. ayette de Allah diyor ki, Rabbinin katından sana vahyedileni oku diyor. Oku. Tabii. Ve sizin dediğiniz gibi Kur'an-ı Kerim kendisini şifa, öğüt verici, uyarıcı, hatırlatıcı, iyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı birbirinden ayırt edici bir kitap olarak vasıflandırıyor. Evet. Bu zaten din hizmetlerinde öğüt verirken veya vaaz ve hitabette bulunurken de bu konular işleniyor. Dolayısıyla bu konuların en doğrusu Kur'an-ı Kerim'de yer aldığına göre ondan yararlanmak gerekiyor diyorsunuz. Evet. Peki yararlanabiliyor muyuz? Şimdi esas problem de herhalde burada. Yani biz tecrübelerimizden de biliyoruz ki bir din görevlisi bu hizmeti yerine getiren bir kimse Kur'an'dan birçok ayetler okuyor. Evet. Ancak bu ayetleri okurken anlattığı konuya uygun olarak anlatıyor mu, anlatmıyor mu? Sizin sorunuzun tam karşı olarak doğru yararlanıyor mu, yararlanmıyor mu? Bu konuda hakikaten ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Problemler var diyorsunuz. Çok büyük problemlerimiz var. Çünkü halktan gelen tepkiler, bizim kendi gözlemlerimiz gösteriyor ki ciddi hatalar yapılıyor. Şimdi ilk önce bir keresinde yine hadislerde olduğu gibi Kur'an ayetlerini anlamada da din görevlilerimizin problemi var. Yani Kur'an-ı Kerim Allah katından Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed'e gelmiş ve onun vasıtasıyla da bize iletilmiş bir kitap. Evet. Öyle değil mi? Şimdi orada bir vahiy duruyor. Ve bu vahiy değiştirilemez. Mutlak o.
Ben inanan olarak gidiyorum, bu vahiyden yararlanmak istiyorum. Yararlanmaya başladığım andan itibaren benim zihnime girmeye başlıyor bu vahiy. Evet. Bir zihinsel bir ameliyeye başlıyorum. Buradan çıktığı andan itibaren bu artık bir yorumdur. Yani kaynağı her ne kadar ilahi ise de, vahiy ise de, ama sonuçta o vahyi okuyup anlayan, değil mi, belli bir zihinsel süreçten geçiren kimse benim. Ve bu zihinsel süreçten geçtikten sonra artık bu biraz önce burada duran vahiy değil, artık onu zihinsel süreçten geçiren kimsenin bir yorumu oluyor. Yani doğru anladıysam şöyle diyorsunuz, burası çok önemli, evet, geldi bana. Allah'ın Cebrail vasıtasıyla peygambere gönderdiği ve onun tarafından insanlara ulaştırılan daha ve kayda anında kayda geçirilen, evet, bir vahiy var ortada. Ve bu vahiy insan bir kendi içinde bir anlamı ve bir amacı var. Evet. Hizmet gören veya hizmet vermek isteyen veyahut da anlamaya çalışan bir insan, bir din görevlisi veya diğer birisi, yani evet, siz, biz, o, evet, fark etmiyor. Bu ayete yöneldiğinde kendi zihinsel yapısını kullanarak onu anlıyor, anladığını bir şekilde ifade ediyor, evet, veya davranışa dönüştürüyor. Evet. Ama bu mutlaka Tanrı'dan, Allah'tan gelmiş vahyin bizatihi kendisi olmuyor. Olmuyor. Yok. Ama doğru olabiliyor. Olabilir. Doğru olabilir. Olabilir. Asıl hatalar buradan çıkıyor diyorsunuz. Evet. Yani şimdi ben mesela diyelim ki din hizmeti yapıyorum. İşte belki de burada problem var. Ayet konuyla ilgili, seçtiğim konuyla ilgili ayeti alıyorum, yorumlamaya başlıyorum. İşte hatalar buradan başlıyor. Bir keresinde acaba yaptığım yorum doğru mu? Evet. Yani vermek istediğim mesajları vermede doğru yorumumu yapıyorum. İkincisi, bu yorumu yaparken yine metin, yorum, açıklama ilişkisine de yine dikkat etmiyorum. Evet. Yani biz görüyoruz ki din hizmetlerinde bu hizmeti yapan kimse başlıyor. İşte Allah bu konuda diyor ki diye başlıyor. Yani nerede Allah'ın sözü başlıyor, nerede bitiyor, nerede kendi yorumu, açıklaması başlıyor, bunu fark edemiyoruz. Belki kendisi biliyor. Evet. Bu işten anlayan uzman kimseler de belki biliyor. Ama esas din hizmetlerindeki hedef kitle olan birçok insanın bu görevi yapan kimseler kadar uzman olabilmesi, hı-hı, mümkün değil. Evet. Zannediyor ki yani artık Allah bunu söyledi demeye başladığı andan itibaren bu görevi yerine getiren kimsenin, dinleyen kimse zannediyor ki ha bütün bunlar Allah'ın sözüdür. Böylece maal ile Türkçesi ile Kur'an-ı Kerim metninin bunu söyleyen kimsenin açıklamaları birbirine karışıyor. Böylece yorum metin ilişkisini maalesef bizim din hizmetlerinde doğru kullandığımız söylenemez. Anlamanın beraberinde getirilen bir hata bu. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet veriyor. Peki hocam, yani bu konuda söyleyeceklerinize ilave olarak bu anlamayı daha doğru yapabilmek ve dolayısıyla daha doğru bir anlatımda bulunabilmek için takip edilmesini önerdiğiniz, değerli arkadaşlarımıza tavsiye edebileceğimiz bir yöntem, teknik var mı? Tabii, elbette. Şimdi izin verirseniz yalnız bir şey hatırlatmak istiyorum biraz önceki hususla ilgili. Yani anlamadan kaynaklanan birçok problemlerimiz var. Mesela Kur'an-ı Kerim'in dili sembolik. Evet. Din dili, kutsallığın dili sembolik. Bu sembolik anlatımında farklı türleri var. Biz buna mecaz diyoruz, yabancı dilde buna metafor deniyor, genel üst çatı. Alt anlatımları var. Mesela bazılarını çok güzel anlıyoruz. Evet. Diyor ki güzel söz, toprağa böyle sıkı olan kökleri derindeki bir ağaca benzer. Evet. Ama kötü söz de toprağa böyle yumuşak, kökleri de üstte olan bir ağaca benzer. Evet. Şimdi bu benzetmeyi, iyi ve kötü sözün ne anlama geldiği ile ilgili bu benzetmeyi hemen herkes anlayabilir. Anlıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'deki yapılan bütün benzetmeleri anlayabilmek biraz önceki verdiğim örnek kadar kolay değil. Ha, o benzetmeleri veyahut da o metafor, kıyas, teşbih, evet, veya dediğimiz, evet, hususları din görevlilerimiz yeterince anlayamadıkları için kendileri yanlış anlıyorlar ve bunu yanlış aktarıyorlar. Yanlış aktarıyorlar. Yanlış yorumlar da yapıyorlar. Yanlış ve yanlış sonuçlar da çıkartıyorlar. Evet. Bu olabiliyor. Mesela Hazreti İbrahim'in ateşe atılması, orada yanmaması olayı
bir mucize olarak Kur'an-ı Kerim'de sunulur. Halbuki bundan öyle yorumlar çıkartıyorlar ki bir mucize olarak sunulan bu olay bunu yorumlayan kimsenin yorumundan dolayı çok basit bir olay haline gelebiliyor. Evet. Halbuki burada mucize ise bir anlamda Allah'ın gücü, kudreti de var, öyle değil mi? Bir de hatalara ek olarak eğer izin verseniz şunu söylemek istiyorum. Tabii pek çok hata yapılıyor ama burada hepsini belki de zikredebilmek mümkün değil. Belki bu örnekler öğrencilerimize pratikte örnek, daha evet, yararlı olacaklar. En çok yapılan hatalardan birisi de tabii Kur'an ayetlerini anlamada tefsirlere başvuruyorlar. Evet. Tefsirler. Tefsirler peki ne zaman yazılmıştır? Son dönemde yazılan tefsirler var ama çok daha önce yazılan tefsirler de var. O tefsirlerdeki ayetlerin açıklanışı o zamanın kültürü ile, değil mi, bilim seviyesi ile, bu tefsiri yapan insanın dünya görüşü ile yakından ilişkili. Bir örnek verirsek, mesela Fahrettin Razi'nin tefsirini alın. Orada insan anatomisi anlatılırken, bu Erzurum İbrahim Hakkı'nın Marifetname adlı kitabında da vardır. Bir aşk devleti niteliğinde bir kitaptır. İnsan anatomisi anlatılırken, çok özür dilerim, bir koyun anatomisine benzetilir. Niçin? Çünkü o günkü dönemde insanın alıp da yapısını, değil mi, böyle bir kadavradan kesip inceleyebilmek kolay bir iş değildi. Sadece görebildikleri belki de kurbanlarda veya diğer vesilelerle bu tür hayvanların anatomisi idi. Şimdi din görevlisi bu tefsirdir, doğru açıklamalar, doğru yorumlardır diye alıyor. Bugün bilimin konusuna giren bu konuyu sanki dini bir konuymuş gibi din hizmetlerinde anlatmaya başlıyor. O zaman Kur'an'la çalışma veya din hizmetlerinde Kur'an'dan yararlanırken bu işi yapan kimsenin Kur'an'ı anlamada en çok başvurduğu, yararlandığı tefsirlerden de yararlanırken dikkat etmesi gerekiyor. Burada da çok büyük hatalar yapıldığını biz görüyoruz. O zaman şöyle bir öneride bulunabilir miyiz? Evet. Eğer Kur'an'da herhangi bir ayet veya ayetler grubuyla çalışmak istiyorsanız ve o ayetlerde de herhangi bir bilim alanının bilgileri söz konusuysa lütfen o konuda o bilim alanının uzmanlarına danışın veyahut da onların el kitaplarına başvurun. Eski bizim klasik İslam kaynaklarındaki bu bilgileri kullanmayın veya kullansanız bile doğru olup olmadığını bir uzmana danışarak test edin lazım. Diyelim. Test etmek evet. lazım. Bir de şu var, yani eskiden bilim anlayışı ansiklopedist idi. Evet. Yani bir kimse o zaman hangi bilimler varsa bütün bunlarda alim olabiliyordu, bunları öğrenebiliyordu. Ama bugün bilimlerde uzmanlaşma var. Evet. Onun için bu türlü bir işbirliğine, interdisipliner bir anlayışa ihtiyaç var. Evet. Şimdi yöntem konusuna gelelim evet, hocam. Şimdi esas oraya gelmek lazım. Ayetleri anlamada takip edilebilecek yöntemler geliştirilmiştir. Evet. Bunun içinde usulü tefsir diyorlar. Ayetleri anlamayla ilgili yöntemler. Ben kısaca şöyle özetleyebilirim bunu. Kur'an-ı Kerim'de de iki türlü bir anlatım var genel çerçevesi itibariyle. Bir dolaylı anlatım, iki dolaysız anlatım. Bunu muhkem, müteşabih ayet olarak da ayırabiliyorlar. Dolaylı anlatımda bir problemimiz yok bizim. Ama dolaysız anlatımda istiarelere, teşbihlere, metafora, kinayeye başvurarak anlatılan din dilinin özelliklerinden dolayı yapılan anlatımda bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Orada esas verilen mesajı anlamamız gerekiyor. Peki bunun için ne yapabiliriz? Yine bunun için de vaazımızda, hutbemizde veya diğer tüm hizmetimizde kullanmak istediğimiz ayete yönelik sorular sorabiliriz. Birincisi kim söylüyor? İkincisi ne sıfatla söylüyor? Bu da çok önemli bir sıfat. Yani bu aslında din hizmetleri görevini yapan kişinin kendisiyle ilgili sorular. Ayetle ilgili soruyor. Ayetle ilgili. Ayetle ilgili. Yani ayeti koydu. Evet. Şimdi ayete diyor ki, ayete sorular yöneltiyor. Bir keresinde bir söz söyleniyorsa bunu kim söylüyor? Allah mı söylüyor? Bir başkası mı söylüyor? Çünkü ayetlerde konuşma var. İkincisi, peki bunu ne sıfatla söylüyor? Evet. Allah söylüyorsa o zaman Tanrı sıfatıyla, Allah sıfatıyla söylüyordur. Bir başkası da konuşabilir. Bir tefsirci açıklama. Bu da önemli. Evet. İkincisi, peki kime söylüyor bunu? Çünkü karşısındaki söylenilen de çok önemli. Üçüncüsü, peki niçin söylüyor? Burada ayetin verdiği ana mesajı veya ana fikri anlamak ve yardımcı özür dilerim, fikirleri anlamak için bu gerekli. Üçüncüsü neyi söylüyor? Dördüncüsü. Beşincisi nasıl söylüyor? Bu da çok önemli. Altıncısı peki nerede söylüyor? Bu da mesajdaki
evrensel ana noktaları tespit etmek için çok önemli. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir örnek verilebilir, bu yerel olabilir ama bunun arkasındaki mesaj evrensel, zaman üstü, mekan üstü olabilir. Evet. Bu soru da çok önemli. Ben ne zaman söyleniyor? Bu da yine biraz önceki dediklerime yönelik. Yani bunlara din hizmetlerinde din görevlisinin dikkat edebilir. Bu soruları sorarak ayeti çok iyi anlayabilir ve ulaşmak istediği hedeflere gitmede kendisine bir kolaylık sağlayabilir. Sağlayabilir. Bir teknik bir şey olarak tabii şunu ben ilave edebilir miyim Sayın Hocam? Yani en çok yapılan hatalardan bir tanesi de ayetleri tek tek ele almak veyahut da ayetin içerisinden bir bölümü alarak o konuda çok şey anlamış anlayarak veya anlamış gibi yaparak birçok şeyi ifade etmek. Ve bu tabii en büyük tehlike de burada Kur'an'ın aynı konuyla ilgili diğer ayetleriyle örtüşmeyen açıklamalara ulaşmak. Evet. Yani en büyük hatalardan bir tanesi herhalde Kur'an'ın bütünlüğüne vakıf olmamaktan kaynaklanıyor. Yani bir konuda eğer biz herhangi bir konuda bir açıklama yapacaksak ve burada da Kur'an'dan faydalanacaksak o zaman Kur'an'ın bütünlüğüne vakıf olmamız lazım ki yanlış bir sonuca, yanlış bir anlayışa varmayalım ve tabii insan, en önemlisi de insanları vardırmayalım. Evet. Evet. Peki hocam bu konuda daha dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Bunları bir kısaca özetleyebilir misin? Tabii. Bu yine bir anlamda biraz önceki konuştuklarımızın bir özeti mahiyetinde olacak. İçerisinde anlatmak istediğimiz konuya amacımıza uygun ayetleri seçeceğiz Kur'an-ı Kerim'de. İkincisi bu ayetlerin içerisinde geçen kavramların asli ve izafi anlamlarını yine doğru bir şekilde ortaya koyacağız. Üçüncü olarak kavramların yine anlamlarını ne daraltacağız, ne genişleteceğiz, ne değiştireceğiz? Esas verilmek istenen ana fikri anlamaya çalışacağız. Dördüncüsü biraz önce sizin bahsettiğiniz husus, konu bütünlüğüne dikkat etmek. Evet. Yani en büyük yapılan hata sizin de dediğiniz gibi bu. Bunu ayetlerle çalışırken, ayetleri din hizmetinde kullanırken tutuyor bir ayeti alıyor. Ondan sonra bunu direktmen kullanıyor. Halbuki başka bir ayet belki bu ayeti açıklayıcı niteliktedir, tamamlıyordur veya bir kısmını alıyor. Bu konu bütününe dikkat etmek lazım. Beşinci olarak yine ayetin ne dediği kadar ne demek istediğine de bakmak lazım. Bu da çok önemli bir husus. Altıncısı bir ayeti iyi anlayabilmek ve onu din hizmetinde işe koşabilmek, kullanabilmek için de varsa iniş sebebini de araştırmak lazım. Niye inmiştir? Evet. Çünkü esbab-ı nüzul, dediğimiz şey Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler çeşitli olaylar üzerine inmiştir. Bunu da bilmek lazım. Yedincisi yine muhataplarımızın da durumunu bizim ayetleri kullanırken dikkate almamız lazım. Çünkü bir anlamda din hizmeti yaygın eğitimde her seviyedeki insana yapılan bir eğitimdir. Son olarak da yine şunu söyleyeyim. Metin, açıklama, yorum ilişkisinde buna çok dikkat edeceğiz. Evet. Yani Allah'ın sözü nerede başlıyor, bizim sözümüz nerede başlıyor buna dikkat edeceğiz. Ve son olarak da anlatılanların, ayette verilenlerin günümüz için aktüel değeri, anlamı ne olabilir buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece ayeti belli bir dönemde bırakmamak lazım. Evet. Değerli hocam, konumuz çok önemli. Söylenecek çok da şey var ama maalesef süremizin de sonuna geldik. Ben sizlere değerli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugünkü programımız da burada sona erdi. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Kur'an bir rehberdir, Kur'an bir öğüttür, Kur'an bir açıklamadır. Ama bunlardan önce Kur'an bir okuma kitabıdır. Eğer Kur'an okunursa insanlara öğüt verir, açıklamada bulunur, rehberlik eder. Okunmazsa, anlanmazsa bu gerçekleşmez. Bunun için din hizmeti verecek olanlar sizleri öncelikle Kur'an'ı okumaya davet ediyorum. Anlamaya davet ediyorum ve çok okumaya davet ediyorum. Başarılar diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.